Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Tanrı'nın Kurtuluş Tasarısı adlı kitabımızdan Neden Sonsuz Yaşama Sahip Olmak İçin İsa'ya İnanmak Gerekiyor adlı dersimizi çalışacağız. Ama önce ezber ayetimizi okuyalım. Ezber ayetimiz Yuhanna 3. bölüm 16. ayette geçiyor. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Yuhanna 3. bölüm 16. ayet. Arkadaşlar, cennete girebilmek için dünyadaki herhangi bir dine inanmak yeterli olur mu? Yoksa insan ne kadar çabalarsa çabalasın, her şey boşuna mıdır? İsa, Celile bölgesinin her tarafını dolaşarak havralarda öğretiyor, göksel egemenliğin müjdesini duyuruyor, halk arasında rastlanan her hastalığı ve illeti iyileştiriyordu. Ünü bütün Suriye'ye yayılmıştı. Bu yüzden büyük kalabalıklar İsa'nın ardından gidiyordu. Bu kalabalıklar arasında Nikodim adında Yahudi bir önder de vardı. Nikodim, Romalılara danışmanlık yapan Yahudi Konseyi Sanhedrin'in yüksek kurul üyesiydi. İbrahim soyundan gelen Yahudi asıllı Nikodim, kendini seçilmiş ırktan sayıyordu. Ferisilerden olan bu adam bir gece İsa'ya gelerek, "Rabbi, senin Tanrı'dan gelmiş bir öğretmen olduğunu biliyoruz. Çünkü Tanrı kendisiyle olmadıkça kimse senin yaptığın bu mucizeleri yapamaz," dedi. İsa ona şu karşılığı verdi. Sana doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremez. Nikodim, yaşlanmış bir adam nasıl doğabilir? Annesinin rahmine ikinci kez girip doğabilir mi? Diye sordu. Nikodim, yetişkin birinin nasıl yeniden doğabileceğini anlayamamıştı. Bir insanın yeniden doğmak için tekrar annesinin rahmine girmesi gerektiğini, bunun da fiziksel olarak imkansız olduğunu düşünüyordu. İsa ise Nikodim'in bu düşüncesi ve sorusunun üzerine şöyle yanıt verdi. Sana doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse sudan ve ruhtan doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğine giremez. Dünyadaki bütün insanlar doğdukları andan itibaren günahlıdırlar. Fakat İsa'ya iman edip günahlarından tövbe ettiklerinde ikinci kez doğmuş sayılarak bu günahlardan özgür olurlar. Bu yüzden cennete gidebilmek için kutsal ruhtan gelen bu yeni doğuşa sahip olmamız mutlaka gereklidir. Sana yeniden doğmalısınız dediğime şaşma. Yel dilediği yerde eser, sesini işitirsin. Ama nereden gelip nereye gittiğini bilemezsin. Ruhtan doğan herkes böyledir. Nikodim yine İsa'nın ne dediğini tam olarak anlayamadı. O yüzden İsa'ya "Bunlar nasıl olabilir?" diye sordu. İsa ona yanıt verdi. Musa çölde yılanı yukarı kaldırdığında ona bakanlar nasıl iyileştiyse insanoğlunun da öylece yukarı kaldırılması gerekir. Öyle ki ona iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun. İsrailliler çölde zehirlenen kişiler için tunç bir yılanı yukarı kaldırdı ve ona bakanlar iyileşti. Ayrıca biliyoruz ki günahlı insanların günahlarının bağışlanıp sonsuz yaşama kavuşabilmesi için İsa Mesih çarmıha gerilerek öldü. Çarmıha gerilen İsa'yı kurtarıcı olarak kabul edip ona iman edenler sonsuz yaşama kavuşacaktır. İsa bunu anlatıyordu. İsa'nın sözlerine nasıl devam ettiğini birlikte okuyalım.
Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Bunu Yuhanna 3. bölüm 16. ayette okuyoruz. Tanrı oğlunu dünyayı yargılamak için değil, tersine dünya onun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi. Bu amaçla insanların bütün günahlarını yüklendi ve çarmıha gerilip öldü. İsa 3 gün sonra ölümü yenip dirildi. İsa'nın ölümüyle kurtuluş tasarısı tamamlandı ve dirilişiyle şeytanın gücü kırıldı. Bu yüzden İsa'yı kurtarıcı olarak kabul edip ona iman edenler yargılanmayacak, sonsuz yaşama sahip olacaklardır. Peki İsa'yı kurtarıcı olarak kabul etmeyip ona iman etmeyenlere ne olacak? Onlar zaten yargılanmıştır. İsa'dan başka kurtuluş yolu yoktur. Dünyada birçok insan kurtuluşu çeşitli dinlerde veya ağır ve zahmetli işlerde arıyorlar. Bazı insanlar kurtuluşu insansal yöntemlerle, yani iyilik yaparak veya doğru kişi olmakla kazanacaklarını düşünüyorlar. Ancak insanların bütün çabaları yetersiz ve geçersizdir. Tek çarenin İsa Mesih olduğunu unutmayalım. Evet arkadaşlar, bizi çok seven Tanrı, bizi günahtan kurtarmak için biricik oğlunu dünyaya gönderdi ve ona iman eden herkesin sonsuz yaşama kavuşacağını söyledi. Arkadaşlar, gerçekten İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğuna, günahlarımızı yüklenip çarmıhta öldüğüne ve ölümü yenip 3 gün sonra dirildiğine yürekten inanıyor musun? O zaman bizi kurtarmak için biricik oğlunu dünyaya gönderen Tanrı'ya şükredelim ve ismini yüceltelim.